Bugün bir şey paylaştım. Arkadaşlarla. Sohbet böyle, yemekte, kahvaltıda bazen. Hayatın öyle temel taşları ki, şey mikrofonu takmadım, gürültüsü dışarıdan çok sevdi. Hayatın öyle temel taşları ki, bak kim, nerede, ne zaman, nasıl davranacak bilmiyor ki. Öyle acayip bir kısır döngü bizi asır ki, kimin ne yapacağını bilmiyor. Böyle dönemde bak, yapma, gitme, her kitap okuma. Herkesi dinleme. Adam, çare olacak adamlar, vehim ve vesvese saçıyor. Hastalık saçıyor. Doktor hastalık saçıyor ya. Adamı hasta etmek için bulunuyor. Doktor ya. Kim o? Hekimi hazın dışında hepsi hastalık yayıyor. Hekim hazı kimdir? Emirdan da söylüyorum. Ruhu ile bedeni ayıran, cin süresine inanan, adamdır. Yani adam der ki doktor, cin suresine inanan. Sonuçtan bakıyor, ilaç veriyor. O sonucun sürecini bilemez. Mümkün değil. Kendisine merhamet diyor ki. Yani bu cin mi sebep olmuş? Bu aldatılmış mı? Vehim mi yapmış? Sonuca bakıyor. 14 yaşında tamam. Şizofreni diyorsun. Belki cinlidir bu. Ya arkadaş, insan tesir alan mahluk değil mi? Seyrettiği videolardan, oturduğu ortamlardan, bevlettiği bir yerde, bilmem banyoda yaptığı şey hiç. Yani şimdi en masum söyleyeyim. Seyrettiği videolardan etkilenmeyecek. Olmaz olur mu? Etkilenmeyecek mi? Böyle bir şey var mı? Ha, peki etkilenince içeride aktif değil mi? İnsan hayaliyle etkileniyor. Kulağıyla etkileniyor. Diyor ki Bakara suresinde, kadınlar topuklu ayaklarını çalımlı yere vurmasın diyor. Bir o kalça oynatmayı, bir de sesi, o vurmayı söylüyor, topukluyor. Diyor ki çalımlı konuşmasınlar diyor. Etkilenmeye bak şimdi, ta ses. Gözden bahsetmiyorum zaten. Göz, kopyala yapıştır enerjisi giriyor. Peki içeride faal olmayacak mı? İçeride aktif olmayacak mı? Seyrettiğin videolar seni menfi ve müsbet orada etkilemeyecek mi? Onun tesiri yok mu? Var. Peki sen ne diyorsun? Hemen bir dakika söyle. Nerede? Nereye koyduk? Ha. Söyle. Anlat. Ha. En insaflı doktoru söylüyorum. Anlat diyor. Eğer ötekiler tamam. İki kelimeti daha. Ah, bunu alırsın. Ötekisi para özel şey yapmış. Ha öyle mi ya? Bir kalıpları var, kalıp. Hiç iman etmiyor kendisi. Kusuruma bakma. Bir kalıbı var. Kalıbı doğru, beden. Ya bu bedenin arkasında bunun cin mi şey yapmış, vehim mi yapmış, dün akşam seyrettiği videolardan mıdır? Hiç mi etkilenmiyor kardeşim ya? Hiç bu üreme bezleri, tiroid bezleri, vücudun hareketlerini hiç mi etkilemez ya? Kötü bir haber mi diye vurmaz mı ya? Hemen acayip. İşte ne diyoruz da? Hekim ağzı. Hekim ağzı, benim tanımlamalarımı söylüyorum oradaki emirdağını. Ruhi ile bedeni ayırt eder. Bak oruç tutmuyor. Hekim azık değil. Muayene ettirmiyor usta. Ben hayal mi anlatıyorum? Ramazan'da gelmiş ustadı muayene edecek devlet adına. Ettirmem dedi. Ben doktorlar ettirmem. Ama bunu ettirmemiş. Niye ettirmemiş? Oruç tutmuyor. Oruç tutmuyor adam ama bak ustad muayene ettirmiyor. Tahakkümmüş o. Onun söylediği tahakkümmüş. Yani öyle inanacağız. Sıfonu demiyorum. Şimdi gel bu tarafa. Oo, gözüne bir bakayım. Yüzüne bakayım. Şu çizgilerine bakayım. Uzat elini bir de paşelerine bakayım. Hayda. Nerede olumsuz fetva şeyleri varsa. Acayipime gidiyor. Böyle bir zamanlarda, böyle bir ders nerede bulacaksın ya? Böyle bir şey olur mu? Nerede bulacaksın? Hep zahir. Yan sıra, yan sıra. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemler Rabbil Hamdolsun. Errahman Rahim. Tamam. En ilerisi bu. Bu da ezberle. Daha ilerisi var mı? Ha burada. Havuz. Cüzde. Teravih kıldırıyor. Tamam. Arapçasında bitirmiş. Başka ne olacak ki?
Risale bambaşka ya. Bunun bir tane kelimesini dünyanı değiştiriyor ya. Ya bu dima dersi ya bu kafayı anlamak için değil ki siz. Bu kafayı kafayı yönetmek için değil ki. Bu kafayı yönetmek için. Allah'ın sistemini öğreniyorsun ya. Bir şey söyleyeyim de başlayayım derse. Ya Cebrail aleyhisselam ve melekler, dört melek işaretleyeceğiz sonunda demiyor mu? Ya kan dökecek, fitne yapacak mahlukatı mı yaratacaksın diyor. İnsanı bilmiyor. İnsanı öğrenmeye çalışıyor dört melek. Sen kendini öğrenmek ne kadar kıymetlidir. İşaretleyeceğiz lan. İnsan sizin bilmediğinizi diyor ben biliyorum. Niye? İnsan üzerinde senin bilmediklerin var diyor. İnsanda var olan meleklerde yok. Bir kere kuvve-i şeyviyenin ifrat tefriti yok, vasatı bile yok. Gazabiyen vesaire. Yani işaretleyeceğizden söylüyor. Fitne ve kan dökecek mi yaratacaksın ayette? Yani belki mübalağa gibi olacak ama abi. Yani hiçbir asırda Kur'an-ı Kerim bu kadar insanlara sarih bir şekilde ve ucuza verildiğini zannetmiyor. İnternet zayıf diyor. Bir de söyler misin abi? Dedim ki hiçbir asırda Adem Aleyhisselam'dan bu yana kadar. Yani peygamberlerin kendileri hariç. Onlar çünkü hakikatle muhataptırlar. İnsanoğlu için söylüyorum. Yani bu kadar kendi dilleriyle sarih bir şekilde Kur'an'ın insanlara ucuzca böyle çok sarih bir şekilde sunulduğu az bir dönem vardı. Yoktur, evet. Bu kadar ilim. İnternete giriyorsun, her türlü ilme şey yapıyorsun. Acayip. Evet. Başlıyoruz.